Piyasa hattından hepinize merhaba. Yurt içinde gündem sakindi ancak gözler yarın Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda. Fiyatlamalara birazdan değineceğiz. Yurt dışındaysa hem Euro bölgesinden hem İngiltere'den enflasyon rakamlarını karşıladık. Onların da detaylarına birazdan bahsedeceğiz. İçeride fiyatlamalar dünkü kayıpların bir miktarının telafi edildiğini görülüyor. Önce kısaca fiyatlamalara bakalım. Hemen ardından gündemi ve beklentileri konuşacağız. Fiyatlamalarla başlayalım. Borsa İstanbul 100 Endeksine baktığımızda dünkü kayıpların bir miktarının bugün itibariyle telafi edildiğini görmekteyiz. 6430 seviyelerinde fiyatlamalar devam ederken değer kazancı %1 seviyesine yükselmiş durumda. Hangi endeksler ön plana çıkıyor? Alt kırılımlara, alt sektör endekslerine bakalım. Dün itibariyle özellikle bankacılık endeksinde değer kaybının bir miktar daha fazla olduğunu görmüştük. Bugün banka endeksine baktığımızda değer kazancı %1.55 yukarıda olmakla birlikte mali endeks tarafında da yine %1'in üzerinde değer kazancı hakim. Sinayi tarafa baktığımızda oradaki değer kazancının bir miktar geri kaldığını görüyoruz. Banka ve mali endekse kıyasla. Devam edelim hizmetler endeksi. Yine hizmetler endeksinde de dün kayıpların bir miktar öne çıktığını görmüştük. Bugün %1.48 alımlar ön plandayken turizm tarafı yatay negatif bir fiyatlamayla karşı karşıya şu anda. Ulaştırma tarafında önemli gelişmeler vardı. Özellikle son gelen benzin zamları ile birlikte en çok ulaştırma tarafındaki şirketlerin ne olacağı merak edilmekte. Ulaştırma endeksine baktığımızda %1.14 değer kazancının ön plana çıktığını görüyoruz şu anki fiyatlamalar itibariyle. Fiyatlamalarla devam edelim. Pariteler tarafında ne oluyor? Bugün itibariyle dolar TL tarafında 27 seviyesi test edilirken, bu seviyeler görülürken şu an itibariyle bir miktar gerileme var. 26.93 seviyesinde yatay negatif bir fiyatlama ön planda şu an için. Dolar endeksinde kısmi bir yükseliş var. Geçtiğimiz hafta başından bu yana fiyatlamalara baktığımızda dolar endeksi 100 seviyesinin hep altındaydı. Bugün itibariyle şu anda 0.100.25 seviyesinde 0.31 yükselişin ön plana çıktığını görüyoruz. Euro dolar paritesi dedik. Euro bölgesinden rakamlar açıklandı. Euro bölgesinde çekirdek enflasyon Haziran ayında tahminleri aşarak yıllık bazda beklentilere paralel %6.1'den 5.5'e gerilemiş oldu. Çekirdek enflasyon tarafındaysa beklentiler %5.4'ten 5.5'e revize edildi. Çekirdek tüfe Mayıs'ta %5.3 olmuştu. Euro bölgesinde enflasyonun beklentilerinin altında kalması Temmuz ayından sonra da faiz artıracak mı beklentilerini bir miktar ön plana çıkartırken Euro dolar paritesinde bir miktar gerilemenin ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Dolar endeksindeki yükselişle 1.12-1.16 seviyesinden fiyatlama şu an itibariyle devam etmekte. Dolar yen tarafında hafta başından bu yana 138'ler seviyesinde fiyatlamaları ön plana çıkmıştı. %1'e yaklaşan değer kazancıyla 139.94 seviyesinde dolar yen şu anki fiyatlaması diyebiliriz. Sterlin dolar tarafında 1.2915 seviyesinde 0.93 değer kaybı ön planda. Yine İngiltere'den de enflasyon rakamlarını karşıladık. İngiltere'de enflasyon yıllık bazda %8.7'den 7.9'a geriledi. Çekirdek enflasyona baktığımızda ise 31 yılın zirvesinin test edildiğini görmüştük. 7.1 ile 7.1'den 6.9'a gerilerken en önemli enflasyonun kalemlerinden hizmet enflasyonu tarafı da 7.4'ten 7.2'ye gerilemiş oldu. Borsalar tarafına geçelim. Avrupa borsalarında yeşil bir tablonun ön plana çıktığını görüyoruz. Londra diğerlerine kıyasla, diğer Euro bölgesi ülkelerine kıyasla bir miktar daha pozitif ayrışmakta. Londra FTSE 100 endeksi %1.5 değer kazancıyla şu anda 7568 seviyesinden fiyatlanmakta. Paris, Frankfurt ve İtalya'ya baktığımızda orada da pozitif bir fiyatlama hakim olmakla birlikte İngiltere'ye kıyasla bir miktar geriden geldiğini söyleyebiliriz.
ABD tarafına bakalım. ABD vadeliler ne durumda? Resesyon beklentileri azalmaya başladı. Soft landing dediğimiz yumuşak geçiş beklentileri bir miktar daha fiyatlamalarda etkin olmaya ve Fed'in artık nihai faiz oranlarına yaklaştığı fiyatlamasıyla birlikte geçtiğimiz günlerde piyasalarda pozitif bir fiyatlama hakimdi. Şu an itibariyle vadeliler tarafına baktığımızda 0.13 Dow Jones yatay pozitif bir fiyatlama hakimken Nasdaq dün içerisindeki 7 şirketin ağırlığının azaltılmasıyla birlikte sınırlı satıcılı bir seyir ön plana çıkmıştı. Bugün diğer endekslere paralel orada da 0.19 değer kazancının ön plana çıktığını görüyoruz. S&P 500 vadeliye baktığımızda yine 4590 dolar seviyesinde pozitif bir fiyatlama ön plana çıkmış durumda. Devam edelim fiyatlamalar tarafıyla. Emtialarda durum nedir? Özellikle Rusya'dan gelen açıklamalar petrol tarafında etkili olmaya devam ediyor. Petrole gelmeden bir rekor da altın tarafında kırıldı. Spot altın, gram altın tarafında kırıldı. Spot altına baktığımızda 1975 seviyesinde şu anda. O tarafta da aslında bugün itibariyle 1980'lere varan bir yükseliş yaşanmıştı. Şu anda 0.11 bir geri çekilme olduğundan bahsedebiliriz. Gram altın tarafına baktığımızda bugün yine yeni rekorun kırıldığını gördük. Şu an itibariyle fiyatlama 1707 seviyesinden 0.30 satıcılığı seyretmekte. Gümüş tarafına baktığımızda 25 dolarlar seviyesinde 0.10 değer kaybederken hem Brent petrol hem de NYMEX petrole baktığımızda Rusya'nın arzı kısacağına dair beklentilerin yeniden fiyatlamalara yansımasıyla birlikte Brent petrol tarafında 79.94 dolar seviyesi test edilirken NYMEX petrol tarafında da 75.92 dolar seviyesine doğru bir yükseliş yaşandığını görüyoruz. Piyasadaki fiyatlamalar bu şekildeydi. Buradan integral yatırıma gidiyoruz. İntegral yatırım yurt içi piyasalar uzmanı Başak Karabivler'le. Başak merhabalar, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Fiyatlamalara baktığımızda dünkü kayıpların bir miktarının telafi edildiğini görüyoruz. Genele yayılmış alımlardan bahsedebiliriz aslında şu anki fiyatlamalara baktığımızda. Burada Merkez Bankası öncesinde son öğleden sonraki fiyatlamalarda beklentiler ne yönde? İkinci sorumda Merkez Bankası'nın kararı ile ilgili beklentiniz nedir ve karar sonrasında piyasadaki ikinci çeyrek bilançoların da açıklanması ile birlikte önümüzdeki dönemde hangi sektörlerin bir miktar daha öne çıkmasını beklersiniz? Öncelikle endeks tarafında Temmuz ayından beri bir yükselen bir trend olduğunu görüyoruz. Soluksuz bir yükseliş trendi var. Tabii burada Mehmet Şimşek'in göreve gelmesi de önemli bir etken oldu. Bundan 6600 seviyesinin üzerine çıkmakta zorlanan bir endeks gördük dün. Tabii burada kar realizasyonlarının etkili olduğunu görüyoruz. Bankacılık endeksi öncülüğünde başladı. Bankacılık endeksi de endekste ağırlığı yüksek olduğu için endeksteki o düşüş hareketini de hızlandırdı birden. Bu tarafta endeksi baskıladı. Bugün daha bir tepki alımlarının, daha bir genel yayılan alımların olduğunu görüyoruz. Analizinde aslında bir sorun yok. Yani yukarı yönlü trend devam ediyor. Bu trend içerisinde zaman zaman kar satışlarının olması normal karşılıyoruz. Çünkü sağlıklı yükselişler adına kar satışlarının olması zaman zaman daha değerlidir. Diğer taraftan hacimde yükselişler var. Hacimlerin yükselişlerin artması önemli derecede etkiliyor zaten yukarı yönlü trendin devamlı açısından. Kurda yükselişler var. Zaten Merkez Bankası faiz kararına yakın dönemlerde biz kurda yükselişlerin olduğunu görürüz. Dolayısıyla ihracat şirketler de ön plana çıkmaya devam ediyor. Özellikle döviz pozisyonu fazla olan şirketler. Muhtemelen bunlar da olumlu ayrışacaktır diye düşünüyorum bilançolarda. Çünkü genel itibariyle yurt içi pazarda bir eğilim vardı. Kurdaki bu baskıdan dolayı ihracat tarafında çok ciddi bir yukarı yönlü hareket göremiyorduk yurt dışı satışlar bazında. Diğer taraftan bizim beklentimiz 500 bas puanlık bir faiz artışı. Medyan beklentisi genel piyasada %20'ye çekilmesi. Tabii burada beklenti altında gelen bir faiz kararı da piyasalarda hani satış baskısı yönünde bir etkileşim yaratabilir diye düşünüyorum ben. Ama fazla yükleme de önden fazla yükleme de yapmayacaktır diye düşünüyorum Merkez Bankası'nın. Faiz kararının ardından karar metni de önemli olacak. Geçen ayki karar metninde neler gördük? Parasal sıkılaştırma sürecinin başladığını, cari dengeyi iyileştirici yatırımların yapılabileceğini, gerektiğinde makro mikro ihtiyacı tedbirlerinin olabileceğini ki zaman zaman da bunları görüyoruz. Hani buradaki karar metnindeki nasıl bir değişiklik olacak bizim için analistler olarak önemli olacaktır diye düşünüyorum.
Cumhurbaşkanı ziyaretleri var körfez ülkelerde. Dolayısıyla yatırımlar konuşuluyor savunma sanayi, enerji tarafında. Dolayısıyla zaman zaman Aselsan'da da yine yükselişler olabiliyor. Bu tarafta da yine burayı takip ediyoruz. Diğer taraftan ikinci çeyrek bilançolar gelecek senin de söylediğin gibi. Burada ikinci çeyrek bilançolarda baktığımızda geçen ayki para politikası toplantı sonucunda iç pazara değinilmişti. Yani iç pazara değinilmesi bu tarafta gıda sektörünü önemli derecede etkileyebilir diye düşünüyorum. Diğer taraftan KDV artışları, buradaki vergi artışlarının en iyi de gıda sektörü yansıtabilir. Bu da fiyatları yansıtıp ciroda ve net kârı bir artışı tetikleyebilir. Dolayısıyla biz burada gıda sektörünün ön plana çıkacağını düşünüyoruz sektörel anlamda. Diğer taraftan otomotiv sektörü yine ihracat tarafındaki artışların önemli derecede etkileyeceğini düşünüyoruz. Bu tarafta yurt dışı satışlarda bir canlılıkla karlılığı artırabileceğini düşünüyoruz. Çünkü otomotiv verileri de iyi geliyor. Diğer taraftan baktığımızda bu tarafta havacılık sektörü yine yolcu trafiği önemli derecede etkiliyor. Zaten mevsimsellik etkisi bu anlamında önemlidir. Önemli ve güçlü bilançolar geleceğini düşünüyoruz. Yani teknik anlamda ana yön yukarı ve yükselişlerde 6500 seviyesinin üzerinde olması bizim için değerli olacaktır. Olası yatırımların artması ülkeler arasında 7000 seviyesini takip ediyoruz ve destek olarak da 6200 seviyesini aşağı yönlü olarak takip ediyor olacağız. Teşekkür ederiz Başak Kara vermiş olduğum bilgiler için. İntegral Yatırım'dan Başak Kara bizlerleydi ve piyasa beklentilerini Merkez Bankası kararı sonrası olası etkileri değerlendirdi. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından petrol fiyatlarının enflasyonist etkisini Burcu ile konuşacağız. Petrol fiyatları dedik. Bir tarafta Çin'in büyüme verisinin beklentilerinin altında açıklanmış olması, diğer tarafta Rusya'nın arz kısıntıları ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar piyasada volatilitenin bir miktar artmasına neden oldu. Hem talep azalıyor, hem arz azalıyor. Bir taraftan fiyatlamalara nasıl yansıyacak? Özellikle Rusya-Ukrayna savaşının da etkileri, baz etkisi kaynaklı etkiler ortadan kalkmışken önümüzdeki dönemde neler bekleniyor? Burcu Kıratlı ile konuşacağız. Burcu merhabalar, hoş geldin Merhaba önce. Tuba. Şimdi Burcu, Çin tarafında küresel büyümeyi de tehdit eden bir düşüş var. Ekonomik aktivitede yavaşlama var. Normalleşmeye gittikten sonra işler bekledikleri gibi olmadı aslında. Evet. Diğer taraftan Rusya ile ilgili olan gelişmeler var. Arz kısıntısı ile ilgili yapmış oldukları açıklamalar var. OPEC tarafında Suudi Arabistan'ın zaten fiyatları 75 doların üzerinde tutmak istediğini biliyoruz. Bu etki altında bütün bu değişkenleri koyduğumuzda petrol fiyatları ile ilgili önümüzdeki dönemlerde nasıl bir fiyatlama beklemeliyiz ve kurumlar ne diyorlar bu son gelişmelere? Son sorundan başlayayım. İlk bu sabah Citi grubun buna dair bir cevabı vardı. 90 doların petrol fiyatlarının 90 doların üzerine çıkması için olağanüstü bir şey olması gerekli. 70 doların altına da inmesini pek beklemediklerini söyledi. Şimdi 90 doların üzerine çıkması için olağanüstü bekledikleri şey senin dediğinle ilgili aslında. Çin'in büyümesi, ekonomik bir aktivitenin canlanması sadece tabii Çin tarafında değil, Çin'in çok bağlantılı olduğu Avrupa gibi ihracat ilişkisi içerisinde olduğu ve resesyona girdiğinden bahsettiğimiz Avrupa'da da işlerin canlanması, diğer taraftan Amerika'da yavaşlama korkusuyla, daha doğrusu resesyon korkusuyla ve yüksek enflasyonla mücadele eden Amerika'da da talebin azalması, biraz daha işlerin orada durması ve bundan sonraki orada da ekonomik aktivitenin hızlanmasıyla beraber belki bu olağanüstü durum olacak. Ya da dediğim gibi az önce arz kısıntılarıyla beraber bu Rusya'nın bu son kararında ben özellikle biraz daha Suudilere ve Körfez'e daha yaklaşmak için olduğunu düşünüyorum. Böyle bir kararın biraz da politik tarafı da var sanki. Daha önceden de çünkü bu arz kısmına gidildiğinde Rusya kısıntı kararı alabilir.
olabileceğinden bahsetmişti. Şimdi ondan bahsediyorlar. Fakat bizi aslında şu an ilgilendiren tarafı tabii petrol fiyatlarının özellikle gelişmekte olan ülkelerde diyelim enflasyonist, sadece aslında gelişmekte olan ülkelerde dememek lazım belki, tüm dünya üzerindeki enflasyonist etkisi ne olabilir? Çünkü bir taraftan dünya hem enflasyonun etkileriyle mücadele etmeye çalışıyor, bir taraftan da büyümeye çalışıyor hala ekonomiler ve hatta büyüme tahminleri de revize edilmişti biliyorsun. Özellikle gelişmiş ekonomiler tarafında Uluslararası Para Fonu IMF'in 2023 yılı için 2.4 olarak tahmin etmişti gelişmiş ekonomilerin. Gelişmekte olanların da 4.4 gibi. Özellikle gelişmiş ekonomilerde bir miktar aşağı yönlü revizyon var. 3.3'ten 2.4'e gibi. Dolayısıyla bu aslında artan enflasyon küresel büyüme tarafında en çok yıkıcı etki yapıyor. Şimdi artan petrol fiyatlarının enflasyonist etkisine baktığımda ben Tuğba, şöyle bir rakamlar çıktı karşıma. Bu Uluslararası Enerji Ajansı'ndan aldığım veriler. Türkiye'de %137, Estonya ve Litvanya geliyor bizim arkamızda. Daha sonrasında Hollanda, İtalya %71, daha sonrasında yine Almanya'dan Letonya, Danimarka'ya geldiğimde %50, İngiltere %50, Almanya %45, Norveç, İsveç gibi kuzey ülkelerinde daha biraz daha düşük %30'larda, İsviçre, Fransa %20'lerde, Amerika, Güney Kore, Kanada gibi ülkeler %18 ila %13 bandında, pek etkilenmeyen diyeyim İspanya, İsrail ve Meksika çıktı karşıma %5 ila %3 arasında. Yani artan enerji, artan petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisini en yoğun yaşayan ülke Türkiye aslında. Yani %137'lik gibi bir rakam bu. Dolayısıyla bu geçtiğimiz hafta sonu geleceğimiz kararları da bağlayacak da olursam, petrol fiyatlarının artması zaten bizde çok enflasyonist etki yaratan bir durum. Diğer vergilerle birleştirdiğinde, dolayısıyla aslında buradan şuraya da bağlayacağız. Birazdan üzeriyle de konuşacaksınız. Oraya topu bırakmış olayım. Bu enflasyonist baskının daha bir süre daha özellikle bizim gibi ülkelerde ya da gelişmekte olan ülkelerde devam edeceğini gösteriyor. Bu da borsayı hala sanırım çekici bir yatırım aracı olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Burcu, çok teşekkür ederiz vermiş olduğum bilgiler için. Philip Capital'e gidiyoruz buradan. Yurt içi piyasalar grup başkanı Zehir Doğan bizlerle. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Burcu'nun bıraktığı yerden devam edelim aslında. Petrol fiyatlarındaki enflasyonist etkiden bahsetti. Enflasyonist etki tarafını alacağım çünkü yarın da Merkez Bankası kararını karşılayacağız. Mevcut konjonktürde son gelen zamlar, asgari ücret artışları, diğer özel sektörde yapılan ya da memurlara yapılan ücret artışları, diğer taraftan ÖTV artışları, kur geçişkenliği, birçok etken sayabiliriz aslında. Böyle bir ortamda enflasyonun yeniden yılın sonlarına doğru %50-55'lere yakınsadığı bir ortamda yarın Merkez Bankası'ndan beklentinizin ne olduğuyla başlayalım önce. Evet, yani sizin de bahsettiğiniz gibi ciddi bir enflasyonist sürece yeniden başlıyoruz. Yılın ilk yarısında %20'ye yakın bir enflasyon görmüştük. Muhtemelen yılın ikinci yarısında bunun iki katı civarı bir enflasyonla karşı karşıya kalacağız. Özellikle Temmuz enflasyonunun burada oldukça yüksek rakamlar gelme ihtimali oldukça yüksek. Yani bu açıdan yılın ikinci yarısı enflasyonla mücadele olacak. Diğer taraftan Merkez Bankası kararına bakacak olursak, yani burada aslında geçen ayki toplantıda alınan karar biraz daha piyasa açısından referans niteliği taşıyor. Çünkü hatırlayacak olursanız geçen ayki toplantıda piyasa 25 civarı bir faiz beklerken Merkez Bankası faizi 15'lere çekti. Yani piyasa beklentisinin oldukça altında bir rakamda kaldı. Oldukça yavaş bir başlangıç yaptı diyebiliriz. Bununla birlikte metin çok netti. Bunun bir başlangıç olduğu ve devamının geleceği şeklinde. Ama yaklaşık bir aydır sektörde herkesin merak ettiği konu bu devamının hangi hızda geleceği. Bununla ilgili çok net bir yönlendirme maalesef şu ana kadar alamadık. Yani bu nedenle piyasa burada biraz daha kendi tahminlerini yapıyor. Yani olması gereken faiz oranından bağımsız olarak Merkez Bankası nasıl bir adım atar? Yani Merkez Bankası'nın biraz daha niyetini okuma, biraz daha işte psikolojisini analiz etme tarzında tahminler yapılıyor. Yoksa hani 18-20 ya da üzerindeki bir faiz oranı, hani bunu matematiksel olarak bir şekilde açıklamak çok mümkün değil. Yani dediğim gibi oradaki tüm tahminlerin oluşum şekli hani olması gereken değil, Merkez Bankası'nın niyetinin ya da psikolojisinin hangi yönde seyredeceği. Bu nedenle ilk toplantıda da beklentilerin altında kalan faiz artışıyla beraber
Hani Merkez Bankası'nın biraz kademeli ve yavaş bir şekilde faizleri arttıracağı beklentisi genel kanı haline gelmeye başladı. Bu nedenle de 18 civarı 20'nin altındaki rakamlar daha çok konuşulmaya başlandı. Biz de 18-20 aralığında bir faiz oranına ulaşılacağı kanaatindeyiz Merkez Bankası'nın bu toplantısı sonucunda. Peki şunu diyebilir miyiz? Enflasyonist kontrollü, enflasyonist ortam artık kabul edildiği için böyle bir politika uygulanıyor. Çünkü diğer taraftan biz hep faiz oranlarına ya da enflasyona bakarken faizi konuşuyoruz ama aslında faizi, daha doğrusu enflasyonu etkileyen diğer kalemler dolar TL tarafı, kur tarafı yani. Diğer taraftan para arzı. Para arzı tarafına baktığımda da Haziran ayı içerisinde 9.4 trilyon dolar olan M2 para arzı 10.9 trilyon dolara çıkmış durumda. Yani %15'lik bir artış söz konusu. Bu da çok bol bir likidite olduğu anlamına geliyor aslında. Şimdi mevcutta uygulanan politikalarla değerlendirdiğimizde bir taraftan maliye politikalarıyla sıkılaştırıcı bir maliye politikası uygulanıyor. Diğer taraftan faiz artırılıyor evet ama bir taraftan likiditenin de artması söz konusu. Böyle bir ortamda enflasyonla mücadele ne kadar mümkün? Yıl sonu enflasyon beklentiniz nedir aslında? Şöyle söyleyeyim, yani geçtiğimiz dönemlerde yine bütçe açıklarını görüyorduk, yine büyüme öncelikli politikalar görüyorduk ve bunun finansmanı genellikle biraz daha içeride likidite yaratmakla sağlanıyordu. Ama şu anda artan vergiler ve ücret karşılıklar, ÖTV tarafı olsun, kurumlar vergisi olsun, diğer KDV tarafındaki artan vergiler harcanabilir geliri ciddi manada azaltan bir unsur. Yani bunların aslında talep kısıcı etkilerini görüyor olacağız. Şu andaki bu artışların, vergi artışlarının ciddi bir maliyet artışına sebebiyet vereceğini biliyoruz. Yani maliyet enflasyonu oluşacak. Ama talep enflasyonunu kontrol altına alabilirsek bu maliyet bazlı artışlar hani daha geçici baz etkisi oluşturan fiyat artışları olacak. Yani o nedenle gelecek yıla eğer biz talebi ciddi manada baskılamış, dizginlemiş bir şekilde girebilirsek gelecek yıl enflasyonda bu baz etkisinin de katkısıyla çok hızlı düşüşler görebiliriz. Ama bu yıl sonuna kadar olan süreçte enflasyonda ciddi artışlar göreceğimiz ortada. Yani biraz önce de bahsetmiştim. Yani yılın ilk yarısında %20'lik bir enflasyon gördük. Belki yılın ikinci yarısında bunun iki katı kadar daha bir enflasyon göreceğiz ve yılı 55-60'lar belki biraz daha üzerindeki rakamlarla tamamlıyor olacağız. Ama dediğim gibi uygulanan bu maliye politikası ve bunu destekleyici para politikası eğer talep tarafında önümüzdeki aylarda yavaşlatmayı getirecek olursa biz gelecek yıl bu politikaların devamında bu baz etkisi oluşturan bu maliyet kaynaklı artışların hızlı bir şekilde enflasyonda düşüş getirdiğini görebiliriz. Yani o açıdan bizim enflasyonla mücadele konusundaki rakamları biraz daha gelecek yıl değerlendirmemiz lazım. Bu dönem bu maliyet kaynaklı artışları hani biraz hani sineye çekmek gerekiyor kanaatindeyim. Peki talebin baskılanması, tüketimin baskılanmasından bahsettiğiniz aslında. Şimdi mevcut şartlarda enflasyonist ortamda alım gücünün eridiğini zaten biliyoruz. Bir taraftan da tasarruflar erimeye devam ediyor. Borsa tarafına geçeceğim şimdi. Tasarruflar ya da alım gücü erirken bir taraftan da enflasyon nedeniyle borsanın hep cazip olduğunu, alternatifsiz olduğunu konuşuyoruz. Alım gücü ve tasarruflar erirken borsanın cazip olması ne kadar daha devam eder? Burada ilginin geçtiğimiz dönemlere kıyasla aynı şekilde devam etmesini bekler misiniz? Yani geçen yıla göre bir miktar burada ilginin ve getiri potansiyelinin azalacağı muhakkak. Ama yine de ciddi bir potansiyel olduğunu da kabul etmek lazım. Çünkü geçen yıl hem burada ciddi bir enflasyonist süreç yaşadık. Hem alternatif varlık gruplarında getiriler çok düşüktü. Yani yurt dışı hisse senetleri kötüydü. Dövizde ciddi bir baskı söz konusuydu. Altın yukarı gitmekte zorlanıyordu. Mevduat getirisi çok bir anlam ifade etmiyordu. Kur korumalı mevduatta vaat edilen sabit faiz oldukça düşüktü. Yani bu nedenle yatırım borsadan başka bir alternatif bulamıyordu. Üstüne üstlük para bol ve ucuzdu. Yani bu açıdan da borsaya ciddi bir giriş oldu. Ve biz geçen sene bunun etkisiyle neredeyse %200'e yaklaşan bir yükseliş gördük Borsa İstanbul tarafında. Ama geldiğimiz noktada durum biraz değişiyor. Yine evet enflasyonist bir ortam var. Yine ufak çaplı da olsa bir büyüme devam ediyor olacak. Yani biraz ivme kaybediyor olsak da. Bunlar borsayı destekleyici pozitif unsurlar. Ama geçen seneki kadar bol ve ucuz para piyasada yok. Olmayacak. İkincisi de alternatif getiriler de geçen seneye göre
daha iyi. Yani hala enflasyonla rekabet edilecek belki ölecek de değil ama yine de geçen seneye göre daha iyi rakamların olduğunu da söylemek mümkün. Bu nedenle bir miktar burada dengeli ama yine yukarı yönlü pozitif potansiyel devam edecektir. Yine enflasyona karşı koruma aracı olması açısından borsa yine ön plana çıkacaktır. Burada en önemli unsur şu, yani buradaki paranın miktarının ve maliyetinin artıyor olmasının yanında eğer önümüzdeki günlerde bu uygulamaya koyduğumuz ekonomik politikalar dışarıda da pozitif bir atmosfer yaratabilecek olursa, yani algı konusunda CDS primlerimizdeki bir düşüş Borsa İstanbul'da ekstra bir hareket getirebilir. Yani bu açıdan bizim burada izleyeceğimiz bana kalırsa en önemli gösterge burada CDS primleri olacak. Oradaki bir iyileşmenin de genel anlamda borsaya katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ama başta da ifade ettiğim gibi geçen seneki kadar yüksek getirileri de bu sene burada şu aşamada en azından beklemiyorum. Peki şunu da sormak istiyorum. Aslında vergi artışlarına ve faize duyarlı olan sektörler, şirketler var. Diğer taraftan daha az duyarlı olanlar var. Örneğin işte son gelen vergi artışları ve işte petrol tarafına gelen artışlarla birlikte ulaştırma sektörü merak ediliyor. Özellikle uçaklar tarafında tavan fiyat uygulaması getirilecek mi? Diğer taraftan diğer ulaşım araçlarında nasıl bir fiyat hareketi olacak? Bunlar merak edilen konular arasında. Diğer taraftan iletişim gibi enflasyonu daha gecikmeli yansıtan sektörler var. Enflasyonu işte sıkı para, sıkı maliye politikalarının uygulandığı bir ortamda yılın geri kalanında beklentiler hangi sektörlerde bir miktar daha olumlu hava ayrışması yönünde? Yani şöyle söyleyeyim, enflasyonun olduğu bir atmosferde yeni ekonomi üretiminde kuru baskılamayacağı söylemini de devam ettirdiğini göz önünde bulundurduğumuzda bir içeride esnekliği düşük olan yani gıda ve gıda perakendiciliği gibi sektörler, İki ihracata dayalı ya da döviz geliri olan şirketler, döviz varlığı olan şirketler biraz daha ön planda olmaya devam ettirecektir. Burada da havacılık sektörü ne kadar maliyet artışları yaşansa da zaman zaman genel itibariyle ikinci ve üçüncü çeyrek kuvvetli sezonlar artık kur etkileri burada. En azından TAV'da, Pegasus'ta biraz daha belki pozitif ivmelenme görebiliriz. Onun yanında otomotiv sektörü hem kur desteği hem güçlü satış rakamları yine pozitif kalmaya devam ettirecektir. Ağırlıklı olarak bu sektörlerin biraz daha ön planda olduğunu görebiliriz. Ama biraz daha işte bu esnekliği daha yüksek olan bu teknoloji, lüks tüketim vesaire gibi alanlarında biraz daha zayıflaması söz konusu olabilir sektörel bazda. Peki Euro-Dolar paritesi en çok merak edilenlerden biri. Hem ihracatçı şirketlerden bahsediyoruz. Özellikle Avrupa'nın en büyük ihracat pazarı olduğunu varsaydığımızda 1.12'leri test eden bir Euro-Dolar paritesi gördük. Önümüzdeki dönemde parite tarafındaki beklentiniz nedir? Yani şöyle, çok sert düşüşler beklemiyorum ama Fed'in faiz artışında yavaş yavaş yolun sonuna yaklaşıyoruz. Yani bu 25 bas puanlık gelecek hafta bir faiz artışı ve ardından bir süre tekrar dinlenme ve gerekirse belki yılın son bölümünde bir 25 bas puanda ama Avrupa Merkez Bankası'ndan hala biraz daha faiz artışı görme ihtimalimiz var. En azından enflasyonu göz önünde bulundurduğumuzda. Bu açıdan bir miktar dolardaki değerli sürecin hani biraz zayıflayabileceği kanaatindeyim. Yani dolar endeksinin bir miktar geri çekilebileceği kanaatindeyim. Orada da 1.07'ler civarı kısa vadeli dipler olacaktır. Ağırlıklı olarak bu sene 1.07, 1.14, 1.15 bu bant arasında gelgitleri bir süre izleriz diye tahmin ediyorum. Çok az vaktimiz kaldı ama çok merak edilen bir konu. Gram altının rekor üstüne rekor kırıyor. Orada da beklentinizi kısaca alırsam çok sevinirim. Kur etkisini orada çok net bir şekilde hissediyoruz zaten. Ons bazında aslında uzun bir süredir hani 1930-1980-70 buralarda git gel yapan bir ons fiyatlamamız var. Bizdeki gram altını yükselten temel etken kur fiyatlaması. Orada da Merkez Bankası'nın yarınki tutumu sonrası daha net bilgi vermek mümkün ama kurda dediğim gibi yüksek enflasyonun da etkisiyle bir miktar daha yukarı yönlü hareket görme potansiyelimiz var. En azından aşağı yönlü marş sınırlı. Bu açıdan gram altın tarafında biz yatırımcılara pozisyonlarını korumalarını bir süre daha tavsiye ediyoruz açıkçası. Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Üzeyir Doğan bizlerleydi. Merkez Bankası öncesi beklentileri ve olası fiyatlama davranışlarını anlattı. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından konuşmaya devam edeceğiz.
Piyasa hattında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bain & Company Türkiye ortağı Armando Agresta'la bizlerle özellikle hem dışarıda hem içeride gelişmeleri ve araştırma bülteni yayınladılar. EcoVadis'le ortak yayınlamış oldukları bülten üzerine konuşacağız. Hi Armando. Merhabalar Armando, hoş geldin. Programımıza hoş geldin. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Armando, öncelikle şunu konuşmak istiyorum. Yani Bain'le ve EcoVadis şirketiyle ortaklığınızdan bahsetmek istiyorum. Bir EcoVadis'le bir ortak çalışma yayınladınız, bir rapor yayınladınız. Aynı zamanda bu raporun sonuçlarından bahsedebilir misiniz? Evet, şunu söyleyebilirim. Bu araştırmayı yapmamızın sebebi şuydu: EcoVadis'le beraber bir konsept olarak biz burada hep maliyetleri takip ediyoruz. Geçtiğimiz yıl örneğin işte Türkiye'de müşterilere özel olarak bazı raporlar geliştirmiştik ve buradaki farkındalığın çok yüksek olduğunu gördük sürdürülebilir konusunda, yani özellikle maliyeti düşürme konusunda. Dolayısıyla Türk şirketlerinin burada sahip olduğu bu bilinç ve bir taraftan da enerji performansının ölçülmesi vesaire, bunların hepsi tabii ki çok önemli. EcoVadis'e neden bunu yaptığımıza bakarsak da, özellikle neden burada bir finansal sonuçlarla bu süreç arasında nasıl bir bağlantı var, bunu göstermek istedik. Ve biz 300 farklı halka açık şirketle bunu gerçekleştirdik ve burada neler olduğuna baktık. Örneğin işte finansal tarafta nasıl bir performans olduğunu gördük ve burada arka sokak korelasyonu olduğunu söyleyebiliriz bunun teknik adına. Ve ESG'lerin %50'si örneğin daha fazla değerlenmiş şirketler olabilir. Tabii ki sektörlere göre farklılık gösterebiliyor bu değerlenmeler. Ama özellikle de sektörde farklı anlamda, farklı sektörlerde performans gösterenler daha farklı oluyor. Yani 6 ile 9 arasında puanlama olanlar daha fazla oluyor. Ve EcoVadis'te yaptığımız bu çalışmalarda biraz daha fazla buradaki EcoVadis ve diğer derecelendirme kuruluşlar arasındaki farkı da göz önüne sermek gerekirse, bu sadece bir değerlendirme yapmak değil, aynı zamanda gelişebilirlik konusunda biraz daha yol gösterici olmak oluyor. Yani temelde biz sadece burada işte yönetişim, yani çevresel yönetişimle alakalı değil, farklı noktalar var. Yani örneğin biz nelere bakıyoruz dersek, halka açık şirketler daha iyi bir performans gösteriyor %53 oranında diğer örneğin özel şirketlere göre, kamu şirketleri özel sektörlere göre daha iyi oluyor. Yani kamu tarafında biraz daha fazla iyi bir trend olduğunu görüyoruz. Ve buna ek olarak sosyal taraftaki gelişmeler, örneğin işte insan hakları, kadınların dahiliyeti, bunların hepsine baktığımız zaman son 3 yıl içerisinde yönetimlerinde C-level'da daha fazla kadına sahip olan şirketler burada daha iyi bir performans gösteriyor ve daha fazla çeşitliliğe sahip olan şirketlerde daha fazla yüksek bir puana sahip oluyor ve son 3 yılda %5 oranında daha fazla büyüdüğünü görüyoruz, daha büyük marjlarla. Bu da tabii ki temel sonuçlardan bir tanesi sürdürülebilir konusuna baktığımız zaman finansal performansta göz önünde bulundurulduğunda. Aynı zamanda siz sürdürülebilir gelişmekten bahsediyorsunuz. Bir şirketteki acaba küresel sürdürülebilirlik gelişiminden neler söyleyebilirsiniz COVID sonrasında? Evet, biz sadece etik olarak değil, aynı zamanda çok farklı kriterler de bakılıyor. Yani burada bu sürdürülebilirlik konusunda farklı fırsatlar olduğunu söyleyebiliriz ve müşterilerimiz için de böyle olduğunu söyleyebiliyoruz ve burada bu sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşabilmesi için bunları ve de bir taraftan sermayeleştirebilmeleri için, yani kazanca dönüştürebilmeleri için bir rol oynuyoruz. Peki bu Covid'den sonra biraz daha önem kazandı. Neden önem kazandı dersek, çünkü Covid sonrasında bu konudaki beklentiler daha fazla arttı ve özellikle sosyal ve
çevresel yönetişime dair beklentiler de daha fazla arttı ve bugüne geldiğimiz zaman yalnızca örneğin işte karbon vergisiyle alakalı vergiler değil, aynı zamanda burada farklı değerlendirmelerde farklı fırsatlar karşımıza çıkıyor. Çünkü bizim yapmış olduğumuz pek çok araştırmaya göre müşterilerin %70'i şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde şunu söylüyor, yani daha fazla bu konuda çalışmalar yapabilmek için özel üyelik satın almak isteyebiliyorlar ve bu da rekabetçilik oranını biraz farklılaştırabiliyor ve COVID sonrası bir de bunların hepsine ek olarak aynı zamanda şirketler için çok farklı bir süreç olabilir. Çünkü daha önceden o gördüğümüz örneğin işte bu büyük işten çıkmalar, Big Resignation dediğimiz olay, o hiç beklenmedik bir şekilde gerçekleşmişti. Dolayısıyla bunların bu gibi gelişmelerin şirketler üzerindeki maliyetlerini görmek de zor olabilir. Diyor, bu gibi beklenmedik gelişmelerin. Son olaraksa bu da gerçekten çok çok önemli ki o da bir varlığı optimize etmek olabilir. Ve işte burada şirketin değerlendirmesini göz önünde bulundurarak bir taraftan da borç değerlendirmesini yapmak. Yani sadece bankalar değil aynı zamanda özel şirketler de burada finansmanı farklı şekilde katılmak istiyor. Ve bunları sürdürülebilir bir şekilde yapabilmek gerçekten çok önemli. Faiz oranlarını da biraz daha bu kadar yüksek olduğu bir ortamda bunları düşürebilmek ve sermaye toplayabilmek ve düşük bir borç oranına sahip olmak, bunların hepsi çok önemli. Peki beklentileriniz nasıl acaba Türkiye ile alakalı olarak? Çünkü Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak. Burada neler bekliyorsunuz acaba? Türkiye Merkez Bankası Perşembe günü nasıl bir adım atabilir ve aynı zamanda faiz oranlarıyla alakalı beklentiniz nasıl acaba? Şunu söyleyebilirim ki Türkiye'nin gerçekten çok büyük bir potansiyeli var. Özellikle de buradaki bu sürdürülebilirlik hedeflerine bakarsak çok yüksek bir potansiyel var. Dünyada olan her şey, yani aslında Türkiye'den sadece bahsetmeyelim. Bütün dünyadan bahsedelim. Merkez bankaları farklı faiz oranlarını yükseltmeye devam ediyor ve bu Avrupa'da da gerçekleşiyor. Farklı yerlerde de ve Avrupa çok aslında hırslı hedefler koymakta kendine sürdürülebilirlikle alakalı olarak ve bazı sektörlerin, endüstrilerin bu anlamda biraz daha baskı altında olduğunu görebiliyoruz. Peki bu Türkiye için neden alakalı dersek? Çünkü Türkiye öyle bir noktaya gelmiş durumda ki direkt olarak bu endüstriyelleşmiş teknoloji konusunda çok iyi bir süreç var. Ama aynı zamanda bir esneklik de olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada fırsatlar var özellikle bazı sektörlerde. Orada Avrupa şirketlerin bir ortaklaşa iş yürütmeleri için çok önemli olabilir Türkiye'deki bu adımlar. Yani örneğin işte Avrupa şimdi otomobille alakalı olarak 2035'te elektrikli araçlara geçilmesiyle alakalı bir regülasyon yayımladı ve burada batarya konusu işte çok önemli ve burada en büyük oyuncular bugün Çin'de. Dolayısıyla bu Avrupa'daki bu tedariği güçlendirmek için bir potansiyel var ve bu Türkiye'den gelebilir buradaki durumdaki ve burada tabii ki farklı sektörlerde farklı gelişmeler olabilir. Armando, biraz Euro bölgesinden konuşalım istersen. Bir resesyondan bahsediyoruz ve orada hala Euro bölgesinde bir resesyon endişesi var gibi duruyor. Acaba bu resesyon endişeleri reel sektöre nasıl yansıyor? Evet, çok güzel bir soru ve aynı zamanda bunu söylemekte, bunu yanıtlamakta çok güç. Çünkü pandeminin 10 yıl öncesine gittiğimiz zaman farklı bir, yani sermaye tarafında çok farklı dinamikler vardı. Ama şimdi son birkaç yıl içerisinde öyle bir noktaya geldik ki faiz oranları artıyor ve o da bir şekilde nakdi elde tutmayı güçlendiriyor. Ve sermayenin gerektirildiği konular, sürdürülebilirlik bunları biraz daha zor hale getiriyor. Ama
Buradaki reel etkiye bakarsanız, burada bir Avrupa'nın sürdürülebilirlik konusunda bir haritasına baktığımız zaman bir kalibrasyon olduğunu, bir dönüşüm olduğunu görüyoruz. Yani uzun vadede çok fazla bir şey değişmeyecek. Daha fazla böyle kısa vadede atılan adımlarla aksiyonlar değişecek. Ve burada elimizde olmayan şey şu, örneğin işte biz Haziran ayında pek çok ülkede enflasyonun geri çekildiğini gördük. Ve bu da merkez bankalarının şimdiye kadar atmış olduğu adımlar sayesinde oldu ama birkaç ay daha beklememiz gerekiyor önümüzü görebilmemiz için ve sonrasında her ne olursa olsun daha önceden de söylemiş olduğum gibi sürdürülebilirlik burada cevap olabilir. Eğer bu hala düşünülmüyorsa bu gerçekten daha fazla gündeme getirilmeli ve özel sektör, yani biraz önce bahsetmiş olduğum 10 yıl öncesi, pandemi öncesinde orada farklı bir strateji vardı ve orada örneğin işte biz büyümeye daha fazla odaklanıyorduk ama şu anda buradaki dinamikler de bambaşka. Belki daha az sermaye var ama daha fazla teknolojik fırsatlar kullanıyor burada ve bu farklı bir dünyayı beraberinde getiriyor ve bu da sürdürülebilirlik adı altında bu gerçekleşiyor. Ve buradaki durumu biz hala tam olarak tahmin edemiyoruz, öngöremiyoruz ama daha önceden tahmin edilenlerin aksine daha iyi bir süreç olabilir. Ama böyle radikal dönüşümlerle değil, bunları ufak kaliblelerle olabilir. Armando çok teşekkürler sorularımızı cevapladığın için. Armando Gessel'e bizlerleydi. Bain & Company Türkiye ortağı. Hem Türkiye ile ilgili beklentilerini hem Avrupa'da yaşanan resesyon ve ihracatçı şirketlerin bundan nasıl etkilendiğini ve ya da risklerini nasıl yönetmeleri gerektiğini, diğer taraftan da kendi araştırmalarından bahsetti. Piyasa Hattı'nın bugün de sonuna geldik. Yarın konuşmaya devam edeceğiz. Merkez Bankası kararını karşılayacağız yarın. Özellikle kararın ne olacağı hem borsa tarafında hem kur tarafındaki fiyatlamalarda önemli olacak. Detayları ve beklentileri yarın gün içinde bol bol konuşacağız.